Benim de merak ettiğim bir soru. Work and Travel öğrencilerinin aldığı bu 1200 dolarlık yatırım. Kimisi hani baktı da hani banka hesabını girdi de aldı. Kimisine direkt yattı. Ama bu kişiler aslında 2018'de veya 19'da Work and Travel işte yapmış. Ülkesine dönmüş. Amerika'yla bir bağlantısı olmayan ve bu kriz ortamından da Amerika'da etkilenmemiş. İşini gücünü kaybetmemiş kişiler. Ama Amerika onlara da 1200 dolar para yatırdı. Bu kişilerin bu parayı alması yasal mıdır? İleride başlarına herhangi bir sıkıntı gelebilir mi? Aslında bu çok önemli bir soru. Buradaki duruma şöyle bakmak gerekiyor. Öncelikle biliyorsunuz nasıl bu paraların dağıtımına karar verildi. İşte vergi dairesi IRS bunun yürütümünü aldı, yönetimini aldı ve dolayısıyla gelen Evet. destek paralarını aslında kişilerin 2018 işte 2019 vergi yapma durumuna bakarak ilerletti. Dolayısıyla 2018-19 vergisini yapmış adamı otomatikmen ikametgahı da Amerika olarak bildirilmişse Resident denilen bir şekilde burada yaşıyor gibi yapılmış o beyanname otomatikman Evet. o parayı onlara transfer etmiş oldu. Tabii bunu yaptı ve bu gerçekten haftalardır bu olay konuşuluyor. Ve Evet. bu ben şöyle görüyorum bu olayı. Öncelikle o vergi beyannamelerinin doğru yapılıp yapılmadığı önemli. Eğer Evet, bu başlangıç. arkadaşlarımız buraya Work and Travel'la gelip 3 ay 4 ay kalıp döndüyseler ve o vergi beyanını maalesef onlara yardımcı olan kişiler doğru şekilde yapmayıp onları resident göstermişseler orada yanlış bir beyanname var. Dolayısıyla oradaki beyannameye göre resident olarak gösterdikleri için bu destek parasını alıyor olabilirler. Şimdi burada Evet. anlaşılması gereken nokta bence o. Dolayısıyla bu kişiler doğru olmayan vergi beyannamesini yapıp onun üzerinden bir return de almışlardır önceden, para da Evet. almışlardır. Ve şimdi de IRS'in de hatasıyla bunu çünkü IRS bu yaşanan kaos ortamında detaylı belirleyememiş olabilir ve Ayıklayamaz, bundan evet. dolayı da ayıklayamadı ve bundan sonra bu hata yaptı. Ben şöyle görüyorum bu olayı. Bu tarz para almış kişiler eğer burada değilseler, burada yaşamıyorsalar onların hakkı olduğunu düşünmüyorum bu parayı almakta. Evet. Bir hata var. O hata sonucu almış durumdalar bu parayı. Şimdi Doğru. soru geliyor. Peki Ayhan Bey bir problem yaşar mıyız? Vize alırken programdan dolayı daha bir daha bu programa katılma imkanımız olur mu? Vize almamız engellenir mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu şu cevabı veriyorum burada. Tamam vergi dairesi ailesine, göçmenlik dairesi ya da State Department ayrı ayrı çalışıyorlar. Ama bu yaşanan olağanüstü durumda düşünün ki biz bu kadar yayınlar yapıyoruz hep bu konu geliyor. Bu onların da kulağına gidecek. Yani bu durum Evet. State Department'ın kulağına gidecek. Bu durum vergi dairesine gidecek ve ben eminim bu noktada bir adım atacaklar. Çünkü çok ciddi bir rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi bunu Amerika'da şu an yaşayıp ki Amerika'daki virüsün yarattığı kriz ciddi bir ortam ve durumda. Burada şu an yaşayanları etkileyen bir durum. Dolayısıyla benim bu arkadaşlara tavsiyem eğer dediğim gibi burada yaşamıyorsalar, ikametgah, rezidant durumunu oluşturmamışsalar, sadece gelip programa katılıp dönmüşseler, dolayısıyla onlar bir kez doğru olmayan bir vergi beyannamesi yapmış durumdalar. Evet. Yapılacak mantıklı şey vergi dairesiyle irtibata geçip o vergi beyannamesini ement yapabilirler, değiştirebilirler Evet. ve para iadesi durumuna bakabilirler. Bu aslında her şeyden önce olan doğru yapılması gereken bir şey bu. Ha bunun Evet. yarın zarar yaratıp yaratmayacağını hani kişi eğer onu yapmazsa onu zaman gösterecek ama dediğim gibi eğer bu kadar çok bu konuşuluyorsa ben eminim kulağına girecek ve bu yönetim bu konularda çok hassaslar ve dolayısıyla Evet. eminim bu noktada adım atabilirler. Benim tavsiyem bu paralar yasal değil eğer burada ikametgah etmeyip yani burada resident kuralına ikametgah kuralına uymayıp burada yaşamıyorsalar.